Hadis-i şerifi okuyacağım Buhari'den. Peygamberimiz buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Vallahi Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri bakınız yemin ederek başlıyor Peygamberimiz. Resul yemin ediyor. Vallahi diyor Allah'a yemin olsun ki inneyi ben diyor muhakkak ki le estağfurullah ve etubu ileyhi. Allah'a istiğfar ederim, tövbe ederim. İstiğfar ve tövbe. Fil yevmi günde eksere min sebine mereten. Günde 70 kereden daha fazla Allah-u Teala'ya istiğfar, tövbe ederim buyuruyor muhteremler. Burada şimdi iki kelime çıktı karşımızda. İstiğfar ve tövbe. Nedir bunlar? İstiğfarın kökeni sülah üçlü harfi gafare. Afılma anlamına geliyor. İstiğfar, istiğfar babından Allah-u Teala'dan affını dileme. Estağfurullah derken kul ne yapıyor kul? Estağfurullah, Allah beni affele, bağışla. Ve tübiley, Allah'ım artık sana dönürüm artık. Allah'a yönelme. Yani ne kadar güzel bir tevbe kuralı Peygamberimize buyuruyor muhtemelen. Estağfirullahal-Azim ve ötü bileği yani. Estağfirullahal-Azim ve ötü bileği. Estağfirullahal-Azim o azamet olan Allah'a istiğfar ediyorum. Yani affedilmiş ona yalvarıyorum. Burada sin talep için Allah'a yalvarma burada. Yalvarışla burada. Allah'a, azim Allah'a yalvarıyorum affetmesi için ve tübileyi artık Allah'a dönüyorum. Onun kulu olacağım artık. Onun kuluyum artık. Yani şeytanı aşacağım, nefsimi aşacağım, çevremi aşacağım, kişiliğimi aşacağım. Allah ne buyuruyorsa ona teslim olacağım anlamına geliyor muhtemelen. Tabi bunu söyleyen kişi de İnşallah bu sözüne de samimi olursa ne oluyor muhteremler? Ne kadar sıkıntı, darlıkta olsun Allah'ın dünyada bir kurtarıyor bence. Allah'ın yüzünü artıyor. Allah onu rızık da veriyor. Ummadığı yanınıza gelikmiş muhteremler. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri peygamber iken hem de Hatemül Enbiya peygamberlerin son halkası hepsi içine kapsayan bir makamda Hazretleri. Öyle ki ne yapıyor? Günde 70 kereden fazla Allah-u Teala'ya tevbe istiğfar ediyor muhteremler. Ediyor. İnşallah biz de buna dilimizi alıştıralım.